Barış Pınarı Harekatı Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna bir cevabını teşkil etmektedir. Dört ana hedefimiz var. Bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirerek sınır güvenliğimizi korumak, Suriye halkını teröristlerden kurtarmak ve bir terör devletinin kurulmasına izin vermemek, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini muhafaza etmek ve bu terörden arındırılacak topraklara güvenli ve gönüllü geri dönüşleri sağlamak. Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde 3.6 milyon insan, Suriye'den gelen insan şu anda barınmaktadır. Biz bu kişilere ev sahipliği yapıyoruz. Aynı zamanda Suriye'nin içerisinde de 3 milyon insana da bakıyoruz İdlib ve civarında ve aynı zamanda Kuzey Suriye'de. Yani neredeyse 7 milyon insana Türkiye Cumhuriyeti bakmaktadır. Bu kişilerin çocuklarının okullarına, bu kişilerin hastanelere, sağlık hizmetlerine kavuşmasına, her türlü altyapı sorunlarının giderilmesine yardımcı olmaktadır. Bu İdlib ve civarında yaklaşık Rusya ile Türkiye'nin de güvenli alanlar oluşturmak suretiyle mutabakat çerçevesinde gözlem noktaları var biliyorsunuz. Buradaki insanlar ve Afrin ve Azayis bölgelerinde, Cerablus bölgesindeki bu harekatlarda 2017'de, 2018'de yaptığımız harekatlarda temizlediğimiz bölgelerde yaklaşık 3 milyon insan oturuyor. 3.6 milyon Suriyeli Türkiye'de şu anda. Bu kişilerden yaklaşık 1-2 milyon kişinin burada gördüğünüz Kuzey Suriye'deki bu yeşil hat boyunca 30 kilometre derinliğindeki bir alandan PKK, PYD, YPG teröristlerini çıkarttıktan sonra bu alana 1 milyon Suriyelinin, 1 ya da 2 milyon Suriyelinin geri dönüşlerini arzuluyoruz. 2017 ve 2018 yıllarında temizlenen Afrin, Azez, Cerablus arasındaki hatta Türkiye'den 360 bin Suriyeli, aralarında Kürtlerin de bulundu. 360 bin Suriyeli geri döndü. Ülkelerine geri döndü. Dolayısıyla buradaki ve şu anda buraların altyapısı Suriye'de hiçbir yerde yok. Tamamıyla yeniden inşa ediyoruz. Buradaki altyapı ve buradaki geri dönüşlerinin benzerini bu hatta da yapmak istiyoruz. Ve ülkelerinden kaçan Suriyelileri ülkelerine geri dönmelerini istiyoruz. Size bahsettiğim 3.6 milyon Suriyelinin arasında şu anda 350 bin Kürt kökenli Suriyeli de var. Ve bu kişilerin çoğu da bu bölgelerden kaçtılar. Bu bölgelerden PKK'dan, PYD'den, YPG'den kaçtılar. Bu bölgeler temizlendikten sonra Suriyeli Kürtler, şu anda Türkiye'de sığınmış olan Suriyeli Kürtler de bu bölgelere geri dönecekler. Sayın basın mensupları, bazı basın kuruluşları dile getiriyorlar. İşte Türkiye DAEŞ savaşçılarını bırakacak, Türkiye işte Kürtleri oradan kovacak gibi şeyler söylüyorlar. Bunların hepsi kara propaganda. Net olarak size bir bilgi vereyim. DAEŞ'e karşı oluşturulan koalisyonda devlet olarak Suriye'de savaşan hangi ülke var? Tek batılı ülke var. Türkiye. 4000 DAEŞ militanını Türk askerleri öldürdü. Dolayısıyla Batı medyasında kalkıp siz DAEŞ'e karşı savaşmıyorsunuz diyenler yalan söylüyorlar. Türkiye kimyasal silahların kullanılmasını engelleyen anlaşmalara taraftır. Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nde, Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde kimyasal silah yoktur. Türkiye Cumhuriyeti ya da Osmanlı Devleti tarihinde kimyasal silah kullanmamıştır. Biz mert bir milletiz. Biz savaşırız. Kahpe yolu yordam kullanmayız. Bakın bu
PKK yani PKK. PKK Türkiye'de 1984 yılından bu yana 40 bin kişinin ölümüne neden oldu. Bizim için bunun artık konuşulacak bir tarafı yok. PKK'nın doğrudan uzantısı, aynı hiyerarşi, aynı yapı PYD-YPG. Yeni ismiyle SDF. Bizim bunları gerek Türkiye'nin içinde, gerek Kuzey Irak'ta, gerek Kuzey Suriye'de kabul etme ihtimalimiz yok. Şimdi PKK bir terör örgütü olarak kabul ediliyor. Kim tarafından? NATO tarafından. Kim tarafından? Bir sürü Batı ülkesi tarafından. Kim tarafından? Azerbaycan, İran tarafından. Kim tarafından? Japonya tarafından. Kim tarafından? Kırgızistan tarafından. Kim tarafından? Suriye tarafından. Bu kişiler kim? Bunlar Amerikan askerleri. 2015 yılı. Kuzey Suriye'de PKK'nın uzantısı olan YPG'yi hem eğitiyorlar hem silahlarla donatıyorlar. Bugüne kadar NATO'daki müttefikimiz ve sadece Amerika'da değil, başka ülkeler de var. Gene NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler var. 30 bin kamyon, tır, silah PKK'nın eline, YPG'nin eline verildi. Siz düşünün, Kırgızistan'ın sınırında başka bir ülkede Kırgızistan'ı bölmeye çalışan bir örgüte başka bir ülke 30 bin kamyon silah verse. Siz ne düşünürsünüz ve nasıl hareket edersiniz? Sınırımıza 1000 tane havan topu mermisi atıldı. Çocuk, kadın dahil olmak üzere 20'den fazla insan öldü, 200 kişi yaralandı. Bütün bu süreçte. Siz düşünün, Tacikistan sınırında geçenlerde ne oldu, değil mi? Başka bir ülkeden size bir terör örgütü 1000 tane havan topu atsa, 200 kişi yaralansa, çocuk, kadın, 20 kişi ölse siz ne düşünürsünüz? Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi gereğince meşru müdafaa hakkımızı kullandık ve bu çerçevede Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Aynı zamanda dün akşam Erdoğan'la Putin arasında imzalanan mutabakat zaptında belirtildiği üzere Adana mutabakatı var Türkiye ile Suriye arasında. Oradan kaynaklanan haklarımızı da kullandık. İnşallah Suriye'de neredeyse 9 yıldır sürmekte olan bu savaşın, iç savaşın sonuna yaklaşıyoruz. İnşallah bir siyasi sonuçla, olumlu, herkesin birlikte yaşayabileceği bir siyasi sonuçla sonuca kavuşacağız. Bizim de bütün çabalarımız bu yönde olacak.